Distoni bir hastalık ama öldürmeyip süründüren cinsten. Emel Uslu gençliğinden beri çekiyordu. İlaçlar fayda etmedi, beynine pil takıldı, şifa buldu. Hem de ilk beyin pilli anne olarak tıp literatürüne girdi. Okul hayatım olmadı, üniversiteyi okuyamadım, iş hayatım olmadı. Ne düzgün konuşabildi ne de normal bir hayat yaşayabildi. Okula gidemedi, yalnız dışarı çıkamadı. Anne olmak istedi, mümkün değil dediler. Ama o vazgeçmedi. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Öyle de hastayız, böyle de hastayız. Ameliyatı bebeğim için aldım zaten. Ameliyat kararı aldık eşimle. Ondan sonra Ömer mi dünyaya geldi? Evet öyle. Emel Uslu 33 yaşında, 17 yaşından beri distoni hastası. Yani distoni genelde kontrolsüz, aşırı ve şiddetli vücut kasılmalarıyla giden, genelde genç yaşlarda ortaya çıkan ve ilerleyici özellik taşıyan bir hastalık. Hastalık hareket etmeyi imkansız kılıyor, vücut istemsiz kasılıyor, hem de kriz derecesinde. İlaç tedavisi mümkün ancak genelde yetmiyor. İşte o zaman devreye beyin pili giriyor. Beyin pilleri bugün en yaygın olarak hareket bozukluklarının kontrolünde kullanılan, oldukça gelişmiş teknolojik aletlerin bize fırsat tanıdığı bir tedavi yöntemi. Yapılan işlem beynin içerisine iki tane elektrot yerleştirmek. Onları cilt altından birer uzatma kablosuyla getirerek göğüste kalp pili gibi dışarıdan programlayabildiğimiz, ayarlayabildiğimiz bir pile bağlamak. Böylelikle yapılan işlem beyin içerisine elektrik akımı vererek beyindeki elektriksel aktiviteleri azaltmak veya çoğaltmak. Emel Uslu'ya beyin pili takıldı. Hayatı normale döndü. Hayaline de kavuştu. Bebeği oldu. Hem de literatüre beyin pili olan ilk anne olarak geçti. Beyin pili tedavisi uyguladık. Ameliyattan sonraki yaklaşık bir 2-3 aylık pil ayarlama ve tedavi programından sonra kendisinde önemli ölçüde iyileşme gördük. Ameliyatı zaten bebek için aldım ben. Çok güzel bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. Ömer koydu yavrusunun adını. Şimdi çok mutlu. İğneler, ilaçlar geride kaldı. Artık tek arzusu bebeğinin sağlığı.